Efendim, tekrar merhabalar. Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, yavru vatanın değişik köşelerinden görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. Bunu programımızın başında da ifade etmiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip de, yani buraları ziyaret edip de ben baba diye hitap ediyorum. Babayı ziyaret etmeden buradan gitmek üstümüze büyük bir vebal teşkil ederdi. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deyince hem burada hem ana vatanda 7'den 70'e herkesin büyük bir hayranlıkla izlediği, mücadelesini büyük bir takdirle seyrettiği değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs'ın mimarı, yaşayan çınar ağacı diyelim biz ona, Sayın Rauf Denktaş Bey'le birlikteyiz. Öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hatay'dan sizlere kucak dolusu selam ve sevgiler getirdik. Hoş geldiniz. Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'de, anavatanda, yurt içinde, yurt dışında hem burada yaşayan bir çınar ağacısınız. Allah uzun ömürler versin. Yaşadıkça da bu büyük mücadelenin, büyük bir dava adamlığının hareket halinde sürdüren bir insansınız. 1974'leri ve Kıbrıs'ı anlatırken hep ağlıyorsunuz, gözleriniz doluyor. Önce Kıbrıs, şu geride bıraktığınız bir yıl içerisinde Avrupa Birliği'yle evet hayır oyuyla derme takma bir seçimle de Kıbrıs'ın hala üzerindeki oynanan oyunlar devam ediyor. İzolasyonlar hala sürüyor. Siz bu işin yaşayan bir tarihi olarak, çınar ağacı olarak neler söylersiniz efendim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hatay'daki kardeşlerimize selamlar, sevgiler. Sağ olun. Ben hayır mücadelesi verirken ne diyordum? Eğer anlattığına evet derseniz, Rum da evet derse, Kıbrıs'tan Türkiye çıkar, arkasından da biz çıkarız. Zaten bütün mesele de bu. Evet. Allah'tan Rumlar hayır dediler, bütün Kıbrıs'a sahip çıkmaya devam etsinler diye. Onlara bütün dünya, Amerika dostumuz meşgul etsin dedikleri sürece Kıbrıs kendilerinindir, yarısı işgal altındadır. Dava bu işgali ortadan kaldırmaktır. Görüşme yapacaklarsa bunun için yapmalarından var. Dolayısıyla şimdi birçok insan, evet demiş olan insan bana gelip sen haklısın, biz yanlış yaptık diyor. Ben şimdi diyorum ki, şimdi söylediklerimle inşallah hakikat olmaz. Çünkü şimdi diyorum ki, eğer Türkiye Kıbrıs meselesini Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme işleminden ayırmazsa, çünkü Annan'dan kadar bu ayrıydı. Evet. Hiç bağlantısı yoktu, kalmamıştı. Sayın Cevit bunu elde etmişti. Birleştirdiler. Birleşik kaldığı sürece iş teslimiyete gider. Ne yaparsak yapalım. Çünkü Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Türkiye ya Türk hükümeti ve bizim hükümetimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan hanım kanına evet demiştir. Dolayısıyla bu çizgide kaldığımız sürece biz kaybederiz. Ne yapmak lazımdır? Dediğim gibi Kıbrıs meselesinin halli başka bir meseledir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgisi yoktur. Bunu ayırmaları lazım. Evet, bu şart. İkincisi, dünyaya Kıbrıs meselesini halletmek isteriz, uzlaşmak isteriz derken nasıl halletmek istediğimizi söylemek lazımdır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Sezer söylemiştir. Demiştir ki Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk vardır. Bunların iki ayrı devleti vardır. Kıbrıs üzerinde Türk-Yunan dengesi vardır. Bunları kale almayan bir anlaşma kabul edilemez. Türk hükümeti ve benim hükümetim bunu söylemek mecburiyetindedir. Böyle biz uzlaşmadan yanayız, uzlaşalım, konuşalım, görüşelim diyerek bir yere varılamaz. Çünkü biz uzlaşalım dedikçe Rum'u meşru hükümet addeden dış dünya hükümetle uzlaşacağız zannediyor. Tabii ki biz hükümetle uzlaşacak değiliz. İki hükümet birbiriyle uzlaşacak, iki devlet birbiriyle uzlaşacak. Bunu dünyaya kabul ettirmek mecburiyetindeyiz. Kabul ettirmek için bunları konuşmak mecburiyetindeyiz, söylemek mecburiyetindeyiz.
ambargolar kalsın, izolasyon kalsın. Kimin üzerinden? Türk hükümetinin ve benim hükümetimin dünyaya söylediği Kıbrıslı Türkler üzerinden kalsın. Evet. Kardeşim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerinden kalsın. Bireyler üzerinden değil, Cumhuriyet'in, devletin üzerinden kalkmalıdır. Devlet kabul edilmeli bir varlığı. Onun için bu yanlış söylemlerden vazgeçmek lazımdır. Bize bir toprak yasası yaptırdı Türkiye. Bu yasada Rumlara sadece topraklarını bazı şartlar altında vermekle kalmıyoruz, tazminat vermekle kalmıyoruz, manevi tazminat da veriyoruz. Manevi tazminatı suç işleyen verir. Dolayısıyla manevi tazminatı da bize yasamızda geçirdiklerine göre yani Türkiye, suç işlemiş pozisyonu. Türkiye işgalci olduğunu kabul ediyor demektir. Böyle şey olmaz. Bunlara muhakkak el atmak lazımdır. Ve Güvenlik Konseyi'ne gidip Güvenlik Konseyi'ne sizin Kıbrıs'la almış olduğunuz kararlar artık geçersizdir. Çünkü Kıbrıs meşru bir hükümeti olmayan iki devleti ve iki hükümeti olan iki halkın ortaklığı ile başlayan ve ortaklığı yıkılmış olan bir ülkedir. Bu geçirdiğiniz kararlara bir bakınız. Bu kararlar nedeniyle Kıbrıs meselesi 43 yıldır hallolmamıştır. Hallolmasını isterseniz iki tarafa eşit muamele yapınız demeleri lazımdır. Başka çare yok. Efendim, özellikle Rum kesimindeki jet hızıyla Avrupa Birliği üyeliğine bir baktığımız zaman şimdi Türkiye'nin sizin de anlattığınız gibi ben şu bu açıklamalarınızdan şunu ifade ediyorum. Özellikle ekranlardan takip ettiğim kadarınca da Kıbrıs'taki olan hadiseleri evet hayır oyu kullanımında da şu andaki sizin açıklamalarınızla da örtüştüğümüz zaman yetişen gençlik yani mevcut buradaki yapı yeni bir Avrupa Birliği modelinde ne arıyor ki efendim? Özellikle evet hayır rolüyle sizin anlayışınıza veya sizin anlattıklarınıza ters düştü. Şimdi gençlik unutmayınız 40 yıldır mücadele eden ve yarın muhakkak şöyle olacaktır diyemediğimiz bir gençliktir. Bunlar 1974'te doğmuşlardır ya da ondan sonra doğmuşlardır. Barış Harekatı'ndan sonra doğmuşlardır. Kendilerine geldiklerinde etrafa baktıklarında eksikleri görür. Bizim gibi kazanımları görmezler. Hürriyet kazanmışız, güvenlik kazanmışız. Mehmetçiğin güvenliği altında varız. Ekonomimiz gelişmiş. En güzel bir safhaya gelmişiz. Bunları görmezler, eksikleri görürler. Çünkü kendilerine geçmişin muhalefeti, şimdi iktidar olunca Rum'u anlamış görünüyorlar ama geçmişte Rum'la beraber bu gençlere efendim Türkiye çıkarsa giderse biz bunlarla uzlaşırız. Mesela Türkiye'nin işgalidir. Zenginleşeceksiniz. Bilmem ne telkinleriyle yetiştirmişler bu gençleri. Maalesef. Dolayısıyla gençler şimdi yavaş yavaş ayılmaktadırlar. Gidip Rum tarafına Rum'u görmektedirler. Rum'un kendilerine nasıl muamele ettiğini görüyorlar. Gidenlerin arabalarına boya sürmeler, taşlamalar, kırmalar, gidenleri dövmeler, polisin gel bakalım içeri diye alıp polise götürüp hakaret etmesi vesaire bunları görmeye başladılar. Gidip evlerini, köylerini arayanda her şeyin yerle bir edildiğini görüyor. Ve Rumlar yaptıkları kamu yoklamalarıyla bize mesaj veriyorlar. Sizi istemiyoruz. %65 Rum gençliği Türklerle bir arada yaşamak istemedim diye çıkıyor. O halde siz hala devletinize sahip çıkmaksızın bu insanlarla bir anlaşma yapmakla nereye gideceksiniz? Göç edeceksiniz Kıbrıs'tan. Asker çıkar çıkmaz siz de gideceksiniz arkasından. Gençler bunu yavaş yavaş anlamaya çalışıyor. Daha da anlayacaklar. Ama geçmişin bu şimdiki iktidarın o zaman Rumlarla işbirliği halinde hareket etmesinin neticesini acı acı ödedik. Ama eğer Türkiye bize evet deyiniz, evet demezseniz başınıza geleni çekersiniz. Yani ben artık sizi korumam dememiş olsaydı, evet dediğiniz takdirde devletiniz tanınacaktır dememiş olsaydı %65 oy çıkmazdı.
bu %65'in içerisinde %30 oy Türkiye'den gelen ve bizim vatandaşımız olan kardeşlerimizin oyudur. Niye yaptınız bu hatayı dediğimde, ne yapalım efendim, başbakanımız bize evet deyiniz dedikten sonra, yani Türkiye Başbakanı, bizden ne beklerdiniz diyorlar zavallı. Şimdi onlar da anlatıldıklarını anlamışlar. Dolayısıyla eğer Türkiye karışmamış olsaydı, tarafsız olsaydı %30-35 evet çıkacaktı, %65 hayır, hayır çıkacaktı. Bizde hayır, Rum'da hayır, o zaman dünya iki devlet esası üzerinde anlaşmadan başka çare kalmadığını görmüş olacak. Yani bizim evet denemiş, bizim için kazanç sayılmadığı gibi bazı küçük marjinal kazançlar elde etmişiz. Nedir o? Yani ağzımıza bir kınalı şeker. Aferin diyorlar bize. Marjinal şunu bunu veriyorlar. İşte para vereceklermiş, yardım yapacaklarmış. Türkiye'nin bize bir senede verdiği parayı 5 senede vereceklermiş. Ama Rum'un izniyle ve Rum'un şartına bağlı. Kabul etmeyin diyoruz. Burada büro açacakmış Avrupa Birliği. Rum var var bağırıyor, yalan diyor. Esas büro güneydedir, hükümettedir. Oraya bir acentelik açılacaktır. Hiç bağlantısı yoktur. Biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Türk halkını kandırıyoruz ki ilerlemeler var. İlerleme yoktur. Kıbrıs Türk'ünü yavaş yavaş Rum'a yamalama ameliyesi devam etmektedir. Gözümüzü açalım, gerçekleri görelim. Halka pembe resimler çizmekten vazgeçelim. Efendim şu anda ekran başında bizleri izleyen vatandaşlarımız şunu da merak ediyor. Şimdi şu gün itibariyle ve önümüzdeki olan süreç, çünkü siz bu olayın sıfırından beri mücadelesini verdiğiniz için yazılan her satırın, her karesinin içerisinde emeğiniz var, gözyaşınız var, teriniz var. Şu mevcut tabloyu şu günden itibaren, önümüzdeki günlerden itibaren nasıl bir tablo bekliyor Kıbrıs'ı? Şimdi bakın, ne dostu bu yani? Şimdi bakın, Birleşmiş Milletler'den temsilci geldi, Gambari, İbrahim Gambari Bey geldi. Ve o gelinceye kadar ben Türk lideri Talat ile görüşmem diyen Papadopoulos görüşmeye razı oldu. Ve anlaşmaya vardılar ki iki taraf görüşmeye başlayacak. İki tarafın taleplerine baktığınızda Rum üniter bir Rum devleti istemektedir. Türkiye'nin adından çıkmasını istemektedir. Tazminatlar için de Türkiye'yi devamlı surette mahkemelerde sürüklemektedir. Bizimkiler iki kurucu devlet esasına dayalı bir federasyon istemektedir. İstedikleri birçok şey vardır ki Rum asla kabul etmeyecektir. Dolayısıyla yine bir içinden çıkılmaz bir döngü başlıyor. Nedir o? Görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Ben 1968'den 74'e kadar Kribis'te görüştüm. Efendim, 77'de Magarios'ta görüştüm. 79'dan 88'e kadar İbriyanı'yla görüştüm. 89'dan 2003'e, 2004'e kadar Vasilyu'yla görüştüm. 2004'ten 2004'ün sonuna kadar Kıbrıs'la görüştüm. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Rumlar masaya hükümet olarak oturdu, hükümet olarak kalktı. Biz ne olduğumuzu anlatamadık. Ben çağrıda bulundum. Masadan iki taraf hangi istatüde kalkacak bu belirlenmeden sakın okulmayın. İkimiz de hükümet olarak okulacağız, hükümet olarak kalkacağız. Anlaşma olsa da olmasa da. Bunu temin etmeden oturuldu. Ne olacak? Tekrar ediyorum. Zaman kaybı. Bu zaman kaybı içerisinde Rum tarafı hükümet olarak yine birçok şey yapacak. Nasıl ki yapmaya başladı. Fransa'ya üst vermeye kalktı. Bu 1960 anlaşmalarına, garanti anlaşmalarına, Türkiye'nin haklarına aykırı bir şey. Olamaz, kabul edilemez. Bunu yapan insanla görüşmeler başlatılmaz. Burada durup bundan vazgeçinceye kadar görüşme yok. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de şanıyla, şerefiyle devam edecek demek vardı. Demiyorlar, diyemiyorlar. Niye nedenini anlamıyoruz. Bir şeylerden korkuluyor. Aman Avrupa Birliği'ne, Türkiye'nin girişine
engel olmuyor. Olmazsın be kardeşim. Hayır ki meseleyi. Ayırması için çalış. Yani bize avuk bir alacaklar mı sayın efendim? Ben tahmin etmiyorum. Alsalar bile size ikinci, üçüncü sınıf üye olarak alacaklar. Ama alacaklarmış gibi görünerek peşinen Kıbrıs'ı, arkasından Ekümenliği, arkasından Ruhbar Okulu'nu, arkasından Ermeni meselesini, arkasından şunu bunu isteyecekler. Amerikalı Birleşik Devletleri'nde çıkan ve ortalığı karıştırmış olan harita, Türkiye'nin bir kısmını Kürdistan, bir kısmını Ermenistan yapan harita boşuna bir harita değil. Çünkü herkes gözünü açsın. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır. Türk milleti savcısıyla, solcusuyla kökeni ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun birleşerek bu oyunların karşısında Atatürk'ün zamanında olduğu gibi bir Kuvayi Milliye halinde durmalıdır. Kuvayi Milliye zamanıdır. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Yani ana vatan resmi çekse Avrupa Birliği'ne girmiyoruz. Bizim buna da ihtiyacımız yok. Sözünü koysa. Girmiyoruz demesine lüzum yok. Bu konularda hiçbir adayın önüne koymadığınız şartları benim önüme koyamazsınız. Kıbrıs meselesi mesela benim güvenliğimle ilgili milli bir davadır. Hiçbir üyenizden, hiçbir adayınızdan güvenliğiyle ilgili milli bir davasını istediğiniz şekilde halletmek için baskı yapmadınız. Bana da bunu yapamazsınız, bu işi ayırın. Ermeni meselesi asla unutun. Böyle şey yoktur, olmamıştır. Siz eğer soykırımı arayacaksanız, Kıbrıs'ta Rumların yaptığı soykırımına bakınız. Soykırımı arayacaksanız, siz kendi ülkelerimizde yaptığınız, Yugoslavya'da yapılan soykırımlara bakınız. Hatta fazla İsrail'i... Şimdi İsrail'de, İsrail'in yaptıklarına bakınız. Dünya kamuoyunda. Ayrın buradan, bu mümkün değil demek lazımdır. Efendim, vilayetlere özellik verelim, sizin işiniz değildir. Atatürk'ün Türkiye'si üniter bir devlettir. Üniter bir devlet olarak kalacaktır. Bunu federasyon yapıp, bazı vilayetlerin isyan edip, Amerika'nın tepemizde durduğu Kürtlerle birleşmesine şey yapamazsınız, yardımcı olamazsınız. Türkiye'nin söyleyeceği ve dik duracağı çok şey vardır. Yoksa gün gele biz tam üye yapacağız diye ona buna boyun eğerse başını hiçbir zaman kaldıramayacaktır. Zaten tam üye yapmayacakları nereden bellidir? Diyorlar ki her üyeye tanıdığımız dolaşım serbestisini size tanıyamayız. En büyük problem bu zaten. Ve sizi hazmedebileceğimiz duruma getirmemiz lazım. Hazmedebilecekleri duruma gelmeniz için askerin işte istedikleri duruma gelmesi lazım. Efendim, Atatürk ilkelerinden vazgeçmeniz lazım. Üniter devlet olmaktan vazgeçmeniz lazım. Parçalanmamız lazım. Sevr anlaşmasını sezdirmeden uygulama oyununu oynamaktadırlar. Peki efendim, Türkiye'deki mevcut hükümetle ilgili olarak mevcut hükümetin Kıbrıs tutumundaki tavrımızı bu vesileyle öğrendik. En azından şu andaki Türkiye'de... Seni bırak, hükümetle beni karıştırdın. Hayır efendim, şunu da soracağım. Türkiye'de gelen, ana vatandan gelen Kıbrıs'a oturum için yerleşen insanlarımız var. Hatta oturum almadan genel olarak çalışma izniyle çalışan insanlarımız var. Görüyoruz ki ben çevrede geldiğim bu ikinci gelişim Kıbrıs için... Türkiye'den, yani ana vatandan gelen insanlar da az önceki belirttiğiniz bu yaş grubu 74 sonrası olan kesim arasındaki ana vatanla yavru vatan arasında bir kopukluk var. Yani en azından milliyetçilik bakımından bir kopukluk var. Bunun mevcut uygulamalarla da rolü var mı efendim? Bunu kasıtlı olarak besliyorlar, kasıtlı olarak destekliyorlar. Türkiye'ye, yani bu Kıbrıslılara bu kadar önem vermek gerekmez. Bunlar zaten Türkiye'yi istemez diye bir propaganda yapılmaktadır. Bize ise Türkiye sizi zaten bırakacak Avrupa Birliği için. Onun için başınızın çaresine bakınız demektedir. Büyük propaganda yapılmaktadır. Bu propagandanın arkasında yabancı ülkeler vardır. Rumlar vardır tabiatıyla. Bunlara kanmamak lazım. Bizim bugüne kadar et ve tırnak olduğumuzu unutmayarak et ve tırnak bulmaya devam etmemiz lazım. Aksi takdirde bizi hakikaten alından götürürler ve Türkiye Kıbrıs'ı kaybederse denizlere açık bir ülke olmaktan çıkar. Siz artık İskenderun'dan İstanbul'a gidecekken bir gemiyle buradan izin almak mecburiyetinde kalırsınız.
bu Körfez'in önemi artmıştır petrol nedeniyle. Ama bunu koruyacak bir durumda olmazsınız. Kıbrıs burada füzesiyle, silahıyla hakim olur Körfez'e. Onun için Kıbrıs Türkiye için bir güvenlik meselesidir. Milli bir meseledir. Bir hak meselesidir. İngiliz Kıbrıs'ı kardeşlikle almıştır. 1923 Lozan Anlaşması'nda İngiliz'e bırakılmak suretiyle bir Türk-Yunan dengesi kurulmuştu. Yunanistan'ın Kıbrıs'ı alması bu dengeyi bozar. Dolayısıyla İngiliz adadan çıkacaksa dengenin korunması için Kıbrıs'ın Türkiye'ye verilmesi lazımdı. Bütün bunlar ortadayken, bütün bunlar önümüzdeyken eski genel sekreterler 400 yıl bir arada yaşamış ama bütünleşmemiş olan iki millet vardır Kıbrıs'ta derken bizim aman efendim birleşelim, bütünleşelim diye bunun kapısının önünde diz çökmemiz ayıptır. Efendim verdiğiniz bu güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İstersen konuşacak çok güzel söz var ama inşallah bir gün Hatay'da da sizleri kendi stüdyolarımıza da ağırlamak isteriz. Büyük bir şeref duyarız. Hatay'dan Kent TV'ye gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve alakaya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri seyreden tüm Hataylılara ve tüm bölge halkına Kıbrıs'ın yaşayan bir tarihi ve yaşayan bir çınar ağacı olarak neler söylersiniz Sayın Denktaş? Evet, Hatay mutluluğa erişti Atatürk sayesinde, bayrağın altında hür yaşamaktadır. Allah bize de o günleri nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun inşallah. Güle güle. Sağ olun.